Kanal Urfa hafta sonu ana haber bülteninden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte işçi servisine çarptı. Kaza nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni hemzemin geçitte işçi servisine çarptı. Sabah 08 sıralarında Ergene ilçesinin Veli Meşe mahallesinde Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13.001 sefer sayılı yük treni hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulansla polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan ikisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada Tekirdağ'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte sabah saatlerinde yük treniyle içeri 13 kişinin bulunduğu işçi servisinin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treni bir anda servis minibüsünü önüne alıp metrelerce ilerliyor. Bilal Külli İdaresi'ndeki fabrika servisinde hayatını kaybeden 6 kişinin isimleri de belli oldu. Feci kazada Yaşar Cüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu, Hülya Dinçkol isimli 6 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rize'de yapımına 2015 yılı Ekim ayında başlanan Salar Hatunu'nun hizmete açılışıyla Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Evet, saygıdeğer hemşehrilerimiz, vakit tamam, hazır mıyız? İşte o geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rize'de yapımına 2015 yılı Ekim ayında başlanan Salar Ha Tüneli'nin hizmete açılışıyla Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Kardeşlerim, sevgili gençler, çağın ihtiyaçları, İnsanımızın talepleri ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurarak inşallah bunu başaracağız. Küresel iklim değişikliği Karadeniz bölgesi gibi yerlerin önemini daha da artırıyor. Bunun için hem toprağımıza, hem yeşilimize, hem suyumuza, hem denizimize ve hem de insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte şehit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için çok önemli adımlar attıklarını da söyledi. Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindekilerle birlikte Salar Ha Tüneli'ni hizmete açtı. Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de temelini attı. Mecburiyetindeyiz. Rize'nin bir evladı olarak sahip bulunduğum imkanları bunun için sonuna kadar kullanmayı hem ülkeme, hem milletime, hem insanlığa karşı boynumun borcu görüyorum. İnşallah sizlerle ve tüm milletimizle birlikte geçtiğimiz 19 yılda olduğu gibi 2023'e kadar geçecek süreçte ve sonrasında da eser ve hizmet siyasetiyle hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Ya Allah! Bismillah. Yine bir kaza haberi var. Adres bu kez Hilvan ilçesi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Hilvan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Hilvan girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa'ya doğru seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda seyir halinde bulunan başka araçlara çarpan otomobil daha sonra takla attı. Can pazarının yaşandığı ve 6 aracın karıştığı kazada Mustafa K, Mustafa T, Abdülkadir Y, İbrahim Halil T, Aslı K, Suzan S ve Eyüp B yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil ekipleri yaralıları Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sonrası kapanan trafik akışı araçların yoldan çekilmesiyle tekrar sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Tunç Çağı, Roma, Bizans ve Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 528 parça tarihi eser bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ilçe merkezinde bir şüpheliye ait iş yerinde tarihi eserler bulunduğu belirlendi. Adreste yapılan aramada 351 sikke, 50 yüzük, 88 obje, 7 halka, 2 mühür, 2 kılıç, 2 mızrak, 3 kama, 1 hançer, 3 testi, 2 tas, 1 kolye, 2 bilezik ve 14 ok ucu olmak üzere toplam 528 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sevgili izleyenler, okullar açılacak mı? Son ayların en çok sorulan, en çok merak edilen sorusu nihayet cevabını da buldu. İlkokul, ortaokul ve liseler, yani tüm okullar 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlıyor. Peki velilerin bu konuda endişesi var mı? Kanal Urfa ekibi vatandaşa mikrofon uzattı. Bakın vatandaş ne dedi? Okullar açılacak mı? Son ayların en çok merak edilen sorusu nihayet cevabını buldu. İlkokul, ortaokul ve liseler, yani tüm okullar 2021-2022 döneminde yüz yüze eğitime başlıyor. Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek. 2 yıldır yüz yüze eğitime ara veren öğrenciler okulların açılması kararından sonra hazırlıklara başladı. Öğrencilerin hazırlıklarını tamamlayan veliler de Kanal Urfa'ya konuştu. Vatandaş aşı olmayan velileri uyardı. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için aşının şart olduğunu belirtti. Herkes aşısını olsun. Gönül rahatlığıyla eğitimimizi alalım. Eğitimimizden kaldığımız yerden devam edelim. Yani çocuğumuzu okula göndereceğiz de aşılamanın önemini burada özellikle söylemek istiyorum. Yani herkes aşılanırsa çocukların da daha çok hastalığı taşıyacağını düşünüyorum. En azından yetişkinlerin bu konuda yani aşılı bir ailede bir çocuk hasta olmadığı zaman diğer çocuklara da bulaştırmayacağını düşünüyorum. Tabii ki göndereceğiz. Öncelikle velilerimizin, öğretmenlerimizin aşı olması gerekiyor. Aşıların tam olarak olması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız da tehlikeye düşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla aşımızı olmamız gerekiyor. Okulun açılmasına hayırlı diliyoruz. Bu 2 senedir tatil okullarımız, çocuklarımız. Daha yeni başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi göndereceğiz. Bu 2 senedir çocuklarımız evde. Uzaktan uzakta olmuyor yani. Göndereceğiz. Herhangi bir tedirginlik içerisinde değilim. Bu zamana kadar zaten gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyorum. Alınması da gerekiyordu. Aşılama oranının istenilen seviyeye yakalandığında çocuklarımızı daha gönül rahatlığıyla okullara göndereceğiz. Ben buradan tüm vatandaşlarımızın da aşılama kampanyasına katılarak aşılama oranımızın yükselmesini temenni ediyorum.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dünya Empati Günü nedeniyle Empati Derneği ile birlikte Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan Selahattin Eyyubi Parkı'nda dondurma ve uçurtma şenliği düzenledi. Her yıl Eylül ayının ilk haftası içerisinde kutlanan Dünya Empati Günü münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Empati Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalık Derneği tarafından çocuklar için dondurma ve uçurtma şenliği yapıldı. Çocukların gönüllerince eğlendikleri etkinlik alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından uçurtma ve dondurma dağıtıldı. Uçurtmaları alarak rüzgara doğru bırakan çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken Selahattin Eyyubi Parkı'na çocuklarıyla gelen aileler de keyifli vakit geçirdi. Empati Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalık Derneği Onursal Başkanı Mehmet Ali Cevheri, programın ardından bir konuşma yaparak empatinin sevmeyi öğrenmek demek olduğunu belirtti. Evet, Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç da etkinlik alanında bir konuşma yaparak çocuklara şehre faydalı bireyler olmaları noktasında telkinler de bulundu. Birbirinizi sevmeniz bir, toprağın bu adını sevmeniz iki, birbirinizin hakkını yemeyiniz üç, Allah'tan korkunuz dört ve kendi idealinize, kendi varlığınıza sahip çıkın beş. Bunları yaparsanız bunlara gelecek olan atalarınıza olan, babanıza olan, dedenize olan borcunuzu ödemiş olursunuz. Dondurma ve uçurtma şenliği çocukların yüzlerinde bolca tebessüm bırakırken ebeveynleri de çocuklarının sevincine ortak oldu. Sayın seyirciler, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beitah kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimlerini protesto edenlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 70 Filistinli yaralandı. Filistinliler İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın Beitah kasabasında İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasını protesto etmek için gösteri gerçekleştirdi. İsrail güçleri ise Filistinlilere gerçek plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada müdahale sonucu 12'si plastik mermiyle olmak üzere 70 Filistinlinin yaralandığını belirtti. Yaralılar arasında bir sağlık görevlisinin bulunduğu ifade edildi. Filistinliler Beitah'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor. Haliliye Belediyesi eğitim ve öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde okul civarında bulunan iş yerlerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 6 Eylül'de başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir denetim başlattı. Okul çevrelerine hijyen kuralları başta olmak üzere ruhsat, son kullanma tarihleri, kontrolleri gibi kapsamlı denetim yapan ekipler iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda da bulundu. Yani kafein içeriği, kolaydır, kahvedir, bunların okullara takılması yeter. Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada okul dönemi boyunca kantin ve okul çevrelerindeki iş yerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi. Yeni varyantlarıyla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ve Şanlıurfa'da da etkisini sürdüren COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak ve bulaşma riskini en aza indirmek için denetim faaliyetleri devam ediyor. Diğer yandan Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in billboardlara verilen reklamlar üzerinden Urfalılara
Mavi'ye gel çağrısı yaptı. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kamu kuruluşları personelinden teşkil edilen salgın denetim ekipleri, il merkezi ve ilçelerde halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, işyerleri, gıda, imalat ve satış noktaları, pazar yerleri, düğün salonlarıyla eğlence mekanlarında salgın tedbirlerinin sürdürülmesine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hatırlatıldığı denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlem uygulanırken aşı konusunda da vatandaşlara tavsiyede bulunuluyor. Bu arada Şanlıurfa Valiliği Urfa'yı COVID-19 risk haritasında mavi kategoriye taşıyacak olan kampanya için ilk adımı attı. Vali Abdullah Erin billboardlara verilen reklam üzerinden Urfalılara maviye gel çağrısı yaptı. Şanlıurfa'nın COVID-19 risk haritasında kırmızı kategoriden çıkmasında büyük rol oynayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Urfa'nın mavi kategoriye geçmesi için harekete geçti. Urfalılara maviye gel çağrısı yapan Erin, kentteki billboardlar üzerinden vatandaşları aşıya çağırdı. Valilik tarafından kentin dört bir yanındaki billboardlara reklam verildi. Billboardlardaki görselde Vali Erin'le Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımları yer aldı. Sağlık Bakanı Koca'nın Urfa'nın kırmızı kategoriden çıkmasına dair yaptığı sosyal medya paylaşımına yer verilen görsele Erin'in bakana hitap ettiği sosyal medya paylaşımı eklendi. Sevgili izleyenler, Gümüşhane'de yaşayan Şanlıurfalı İzzettin Bilici, 15 günlükken aldığı Fındık ve Kara Kız adını verdiği iki yavru keçisiyle yürüyüşe çıkıyor, markete gidiyor, dolmuşa biniyor, aile hekiminde muayene oluyor, haftada bir günde banyo yaptırıyor. Aslen Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden olan 63 yaşındaki İzzettin Bilici, 2002 yılında Bağlarbaşı mahallesinde yaptırdığı bahçeli evine yaz aylarında geliyor. Başta şeker olmak üzere birçok hastalığı olması nedeniyle doktor tavsiyesi üzerine spora başlayan Bilici, 15 günlükken Zigana Dağı'nda bir çobandan aldığı yavru keçiler hayatına girdikten sonra daha fazla spor yapmaya başladı ve stresten arındı. Evinin bahçesindeki kulübelerinde yatan Fındık ve Kara Kız adlı yavru keçilerine biberonla sütlerini içirdikten sonra sabah ilk iş olarak 5 kilometrelik yürüyüş yapan Bilici, kendisinden ayrılmayan yavru keçileriyle her yere gidip geliyor. Mahalle halkının da alıştığı transit yoldan geçenlerin durdurup fotoğraf çektiği yavru keçileriyle markete alışverişe, aile hekimliğine ilaç yazdırmaya giden Bilici, kent merkezine giderken hayvanlar yorulduğunda dolmuşa bile bindiriyor. Yavru keçileri kaşınmaya başladıkları an evinin banyosuna sokarak şampuanla yıkayıp saç kurutma makinesiyle kurulayan Bilici, Fındık ve Kara Kız sayesinde stresten arındığını söyledi. Şekerim var, şeker hastasıyım, tamam mı? Şekerim, hepsi bunlara verdim kendim. Şeker mekerim de kalmadı. Günde 5 kilometre spor yapıyorum. Zamanım hep bunlar hayvanlarla geçiriyorum. Hayvan sevgisiyle. Öyle işte bir heves işte. Doktorlar dedi ki bana devamlı spor yap. Kendine fazla çalışma, stres yapma. Öyle bostanla da fazla yorma kendini. Az çalış. Yoracak şekilde değil. İşte o yönden ben de kendime öyle bir eğlence olarak bunlarla zaman geçiriyorum. Keçileri Zigana Dağı'nda 15 günlükken aldığını, ölen hayvanların yerine yenisini aldığını anlatan Bilici konuşmasını şöyle sürdürdü. Yanlarına iki tane daha aldım. Bir iki tanesinden de biri gene öldü. Şimdi de bunlarla uğraşıyorum. Haftada bir defa banyo yaptırıyorum. Dolaştırıyorum kendimle. Nereye gelsem onlar benimle. Sanayiye gidiyorum. Sana Samadoğan'a götürüyorum. Yürüyerek ta merkeze götürüyorum. Gidiyorum otogara gidiyorum. Otogardan yemeğimi yerken onlarla beraber geliyorum. Yorulduğu zaman arabaya koyup getiriyorum. Bazı zamanlarda her gün sabahleyin beraber yürüyüş yapıyorum onlarla. Yemeği, sütünü içiriyorum. Arasına götürdüğüm zaman arabalar yoldan geçerken duruyor. Amca bir fotoğraf çekek biraz bu hayvanları sevek olsun diyorum. Bir uzay şirketi Alpa roketini geçen gün Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden fırlattı. Ancak roket uçuşunun ardından kısa bir süre sonra patladı.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzay şirketi Alfa roketini geçen gün Vandenberg Uzay Kuvvetleri üstünden fırlattı, ancak roket uçuşun ardından kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen patladı. Detaylı bir şekilde paylaşım zinciri oluşturan şirket, Alfa'nın ilk tırmanışı sırasında kaybolmasına neden olacak bir anormallik yaşadığını duyurdu. Ardından bilgiler geldikçe ayrıntıların aktarılacağı açıklandı. What the hell was that? Akşam saatlerinde havalanan roket 3 dakika içinde infilak etti. Patlamanın ardından kimseye bir şey olmadığını duyuran şirket, roketin uçuşu öncesinde bölgedeki halkın çevreden uzaklaştırıldığını vurguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın cazibe merkezlerinden biri olan Takuran Vadisi'ne yaptığı yatırımlarla turizmin gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırlarında bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz doğal güzellikleriyle son zamanlarda kamp yapmak isteyenlerin uğrak mekanı olan Takuran Vadisi'nde 250 araçlık otopark çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tur tekneleri için inşa edeceği liman çalışmalarını ise sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde yürütülen hizmetlerle vadiyi cazibe merkezi haline getirmekte kararlı olan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadiyi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler için bölgede mesaisine devam ediyor. Görenleri kendisine hayran bırakan Takuran Vadisi'nin bulunduğu Baki Mahallesi'nde muhtar olan Sıtkı Köprüdüz, vadide Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerden oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı zaten burada otopark alanı yaptı, kilitası yaptı. Ondan sonra tuvaletleri getirdi, yerleştirdi. Tuvalet sıkıntımız yok şu anda. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na, tüm ekibine, Ulaşım Daire Başkanı'na buradan da teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerinden Zeynel Düzköprü'de emeği geçenleri tebrik etti. Teşekkür ediyorum. Gerçekten yani hizmet devam ediyor. Mesela iskelemiz de bak burada yaptı. İnşallah aracımız da çekecek. Yani her şey için teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Şanlıurfa'nın tanınmış ailelerinden Demirkol ile Özbek ailelerinin çocukları mutluluğa ilk adımı atarak dünya evine girdi. Sayın Fatma Demirkol hanımefendi. Şanlıurfa'da Demirkol ve Özbek ailesinin çocukları Fatma ile Halil mutluluğa ilk adımlarını attı. Özbek beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Demirkol ve Özbek ailelerinin düğün merasimlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları, başkan vekilleri, başkan yardımcıları, iş adamlarıyla Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru katıldı. Evet. Düğün töreninde Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru ve protokol nikah şahidi oldu. Çıksın diyorlar ya. Evet. Evet, şimdi evetler dinledik. Bakalım şahitlerimiz ne diyorlar. İki taraf evet demişse bizden bin kere evet. Allah hayırlı olmasın. Şahitlik ediyorum. Cenab-ı Mevlam'dan mutluluklar diliyoruz. Biz de şahitlik ediyoruz. Bu güzel düğünde geleceğe doğru adım atan bu kardeşlerimize hayatları boyunca mutluluklar diliyoruz. Ben de şahitlik ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Şahitlik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahitlik ediyorum. Allah hayırlı akıbet etsin inşallah. Şahitlik ediyorum. Cenab-ı Hak ömür boyu mutlu ömür etsin. Şahitlik ediyorum. Rabbim hayırlı etsin inşallah. Şahitlik ediyorum. Rabbimden iki cihan saadeti diliyorum. ...2023'te hizmete girmesi beklenen Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Alanda dinamit destekli kazı çalışmaları yapılıyor. İki
2023'te hizmete girmesi beklenen Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Alanda dinamit destekli kazı çalışmaları yapılıyor. Şanlıurfa'da sağlık alanında büyük bir adım olacak olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre çalışmanın yapıldığı kayalık alanda patlatma destekli kazı çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Bugün de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.